Birleşik Krallık'ta yaşayan Kıbrıslı Türkler başarılarını ve ülkeye gidişlerinin 100. yılını Londra'da düzenlenen gala ve ödül töreniyle kutladı. 300 kişinin katıldığı gala ve ödül töreni Russell Square Imperial Otel'de yer aldı. İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler için bir ilk olma özelliği taşıyan gala yemeği ve ödül töreni, Britanya'nın 300 bin nüfuslu Kıbrıs Türk toplumunu ulusal olarak temsil eden Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlendi. Konuklar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Zehra Başaran, Southern West Milletvekili Sir Davis Ames ve Kıbrıs Türk kökenli belediye meclis üyeleri Ahmet Durmuş, Yerin Çelebi ve Nick Halil Halibi de vardı. Açılış konuşmasında CTCA UK Başkanı Leyla Kemal, Britanya'nın Kıbrıs Osmanlı İmparatorluğu'ndan alarak topraklarına katmasıyla ilk göçmenlerin 1917 yılında gelmesiyle başlayan Kıbrıs Türklerin İngiltere'deki tarihine değindi. Konuşmasında önemli dönüm noktalarını ve tanınmış Kıbrıs Türklerin üzerinde duran Kemal, toplumun sayısız başarıları yeni çevreye uyum sağlarken kültürümüz ve geleneklerimizi de sürdürdüğümüzü gösteriyor, dedi. Öncelikle bu özel gecede bir arada bulunma nedeninin önemine değinerek tarihsel varoluş süresimizi de hatırlatmak istiyorum. Yıl 27 Kasım 1917. Britanya Krallık Emri'nin aldığı karar üzerine Kıbrıs'ta yaşayan halkımıza tercih hakkı verilmiş olup bu tercih ile ilk göç tohumları atılmıştır. Ana vatanlarından ayrılarak bizlere daha iyi bir gelecek kurma amacı ve gayreti içerisinde birçok ilkeyi kendilerine yurt edinmiştir. Bugünkü yaşam koşullarının temellerini bizlere atmışlardır. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcisi Zehra Başaran söz aldı. Yaşanan tarihi, siyasi ve ekonomik olaylarla doğduğu toprakları terk ederek dünyaya yayılan Kıbrıs Adası'nın Türkleri bundan 100 yıl önce dalga dalga İngiltere'ye gelerek Birleşik Krallık topraklarını kendilerine ikinci bir yer ve yurt edindiler ve burada her anlamda yeşerdiler. Diasporada yaşayan insanlarımızın bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan nüfustan çok daha kalabalık olduğunu söylemek doğru olur. Gecede toplam 18 ödül verildi. Törenin ilk kısmında gönüllü toplulukların ve bireylerin topluma üstün katkıları ödüllendirildi. Limassoldular Derneği oluyor. Gecede en dokunaklanlar 91 yaşındaki Akil Ayış'ın ve 82 yaşındaki Doktor Özkan Hıfzı'ya verilen hayat boyu başarı ödülleri sırasında yaşandı. Kıbrıs Türk tarihinin hassas zamanlarındaki vizyonları ve kendilerini topluma adamalarıyla günümüzdeki toplum destek gruplarının önünü açan bu iki ismin hayat hikayeleri seyircilerle paylaşıldığında da büyük alkış aldı. Hayat boyu başarı ödülünün erkek kazananı Doktor Özkan Hıfzı. Konsey Onursal Başkanımız Sayın Doktor Özkan Hıfzı'ya alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Törenin ikinci kısmında kendi alanlarında ya da İngiltere'de Kıbrıs Türk kültürünü veya Kuzey Kıbrıs'ı tanıtarak başarılara imza atan bireyler ödüllendirildi. Aralarında Kuzey Kıbrıs'a yolcu taşıyan seyahat şirketi Cypress Paradise ve Kıbrıs Türk müziği ve dansını dünyanın dört bir yanında dans tiyatrosu gösterileriyle popülerleştiren Özgen yer aldı. Ve halkın seçimiyle en iyi medya 2017 Kıbrıs Genç TV'nin oldu. Şimdi halkın seçimi en iyi medya ödülü kime gidiyor? En iyi medya ödülü Genç TV UK.
bu ödülü aldıysak, birlikte aldık ve sponsorlarımıza da çok teşekkür ederiz. Çünkü sponsorlarımız olmasaydı belki biz de bu başarıyı sağlayamazdık. Başta Muhammed Yaşar Atasay, Isparadayız, Vatan Catering, Tuncer'in Albantoğlu'na çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gençli bir köy olarak halka hizmet sunmaya devam ediyoruz. Her şey halkımız için, en büyük alkışlar Gençli bir ülke için gelsin. Öne çıkan festival gönüllüsü ise 2017 Duygu Tağmaç seçildi. Ödülü takdir ediyor ve bize değil ama kendisine sürpriz olacak çünkü sunum kartlarına yazmadı. Bu isim sevgili Duygu Tağmaç. STCA UK ödülü kazanan diğer isimler şöyle açıklandı. En iyi katılımcı başkan 2017 Tevfik Zekai, en başarılı üye 2017 Türk Kadınları Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Kültürü'nün en iyi tanıtımcısı 2017 Hürsi Atatürk Türk Okulu, Yılın Kıbrıs Türk Yardımseveri 2017 Tuncel Nalbantoğlu, Kıbrıs Türk Toplumunda Spora En İyi Katkı Kemal Soyer, İngiltere'de Kuzey Kıbrıs'ı en iyi şekilde tanıtma Cyprus Paradise, Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Üstün Yetenek Kategorisi Kadın Selin Kiyazim, Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtımı Üstün Yetenek Kategorisi Erkek Özgen, Yükselen Kıbrıs Türk Yıldız Kadın Açelya Toprak, Yükselen Kıbrıs Türk Yıldız Erkek Kem Çetinay, 2017 yılının Kıbrıs Türk Üstün Şahsiyeti Sibel Hoç, 2017 yılının Kıbrıs Türk Üstün Şahsiyeti Erkek Toker Süleyman.